Ahmet Ulusu Daha nice bayramları Bayramlar hüzünle sevinci bir arada yaşatır bizlere çoğu kez. Çocukların aktiviteleri, cıvıntıları, gürültüleri, hareketleri ön plandadır hep. Çünkü onlar için bir yaşam sevinci, yeni bir elbise, oyuncak, bir harçlık, yeni imkan, daha çok arkadaş ve daha çok oyun demektir bayramlar. Yaşlılarda ise ziyaret edilmenin, hatırlanmanın mutluluğu, yeniden canlanan hatıraların hüznüyle yoğrulan bir duygusel yaşanır daha klasik, yerel, geleneksel ve dini motiflerle süslenen eski bayramlar yerini daha mekanik, soğuk yüzlü, hatta nefes, bakış, dokunuş gibi insani hasretleri kenara iten ve bir telefonla bazen bir mesajla bayram kutlamalarının yeterli olarak algılandığı bir sürece yöneliş var. Bayram deyince daha asıl rahim, akrabalarla yakınlaşma, daha çok tatil, yakınlardan uzaklaşma anlaşılır hale geldi. Bu süreç ister istemez, ah nerede eski bayramlar serzenişini?'' daha çok söyletiyor. Devir değişti. Bilgi çağındayız teraneleri bir kenara bırakılmalı. Bir kucaklamanın, bir el öpmenin, bir gülümsemenin, bayrama ulaşmadan kaynaklanan ruh haletinin verdiği mutluluğu ikame edecek bir teknolojik araç icat edilmedi henüz. O halde bu mutluluk anaforlarını bayramda doruğa çıkarmalıyız.'' Evet evet çocuklar gidin büyüklerinizin elini öpün ve alın harçlıklarınızı. Basın kahkayı atın teknolojik prangaları, toprağa temas edin, en azından bayramlarda özgürleşin ve eğlenin olabildiğince. Yaşatın gelenekleri. Batı'nın haz olarak algıladığı bayram anlayışından bizimkisi farklı. Batı'dan farklı kişilik, kimlik iddiasında olan bizler için bayram sevinci hazın verdiği bir zehir değil, hayrın verdiği sevinçtir. Mazlum, mağdur ve muhtaçların yaralarını sararak, yüreklerini onarmaya çalışarak bu sevinci, keyfi iliklerimize kadar yaşarız bayramlarda. Güzelim geleneklerimizle, yaşam değerlerimizle, tarih şuurumuzla, insan merkezli ve özgeci bir anlayışla bayramlara çıkmalıyız. Bireyci, tene ve hazza tapan, sevgi ve şefkatten mahrum batı toplumunun kötü kopyası olma özentisini bırakmalı ve kendi bayramımızı içeriğine, felsefesine uygun bir zenginlik, bir lütuf anlamında yaşamalıyız. Yoksa nefsi alabildiğince azdırmanın diğer adı olan tatile ikame ederiz bayramı. Oysa bizim medeniyette bayram tatil değil muhabbet, sohbet, dayanışma, yürek avcılığı vesilesidir. Bu avcılık özellikle düşkünlerin, yoksulların, güçsüzlerin ve yaşlıların gönüllerini hedef almıştır. İlahi dinlerin elçileri insanlar hayır, güzellik üste yarışsınlar mesajını belletmeye çalışmışlar. Yüreğine tutunarak kendisiyle, toplumla, Rabbine, çevresi doğayla tanışık ve barışık, özgür düşünceye sahip, yüreğiyle duyan ve hayır için yarışan bir millet olma şuurunu yediden yetimşe derinimizde yaşatmamız dileğiyle. Kurban bayramınız mübarek olsun.